Selam dostlar, yüksek kaliteli mobil oyunların yer aldığı efsane bir seriye başlıyoruz. Bu serideki oyunların hepsi birçok konuda başarılı ve Gamepad desteğine sahip. Bu video hariç seriye 2 tane daha video gelecek dostlar. Toplamda size 60 tane yüksek kaliteli mobil oyun önermiş olacağım. Ama kuralımız neydi? Bu videoların daha seri gelmesi için like atmanız çok önemli. Yani beğen butonuna tıklıyorsunuz. Yorumlara da görüşlerinizi yazın. Hadi oralara kadar gitmişken bir de abone olup bildirimleri açarsanız mükemmel olur. Şimdi 20 tane oyun göreceğiz. Normalde online offline diye ayırmadım ama bu liste offline ağırlıklı. Videonun sonunda size ayrıca izlemeniz gereken videolar da önereceğim ve bu listedeki favori oyunlarımı söyleyeceğim. Kaçırmayın. Hadi başlıyoruz. Oyunlara geçmeden önce hemen videomuzun sponsoru Waterfall Farms'tan bahsetmem gerekiyor dostlar. Geçenlerde yine oyuna özel bir video hazırlamıştım. Mutlaka o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o videoda nasıl para çekeceğinizi, cüzdanınızı nasıl bağlayacağınızı ve oyundaki para kazanma yöntemlerinden bahsetmiştim. Şu anda zaten o videonun görüntülerini izliyorsunuz. Tekrardan Waterfall Farms'a videoya sponsor olduğu için teşekkür ederim. Waterfall Farms bildiğiniz çiftlik oyunu dostlar. Farmville gibi eskiden Facebook'tan oynadığınızda şu an Google Play Store'da bulduğunuz klasik çiftlik oyunlarından tek farkı blockchain ve NFT yöntemiyle size para kazandırması. Bu tarz bir oyunu oynarken gerçek para kazanmak bence mükemmel bir şey ve oyundaki yatırımınızı güçlendirmek ve kazancınızı arttırmak için VIP seviyenizi geliştirirseniz çok daha iyi yerlere gelebilir. Haftalık günlük kazancınızı çok daha farklı koşullarda arttırabilirsiniz dostlar. Bu oyunun içerisinde kazancınızı daha da fazla arttırabileceğiniz bazı mini game'ler var. Bu mini game'lerden de yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum ve şunu da net bir şekilde söylemem lazım. Gerçekten uzun süredir piyasada olan ve birçok kişinin severek oynadığı bir oyun. Gerekli tüm bağlantıları videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Ayrıntılı bir şekilde bilgi almak ve oyunu detaylıca incelemek isterseniz mutlaka bir önceki oyuna özel hazırladığım videoyu izlemenizi tavsiye ederim. The Way Home Pixel Roguelike. İsminden de anlayabileceğiniz gibi özünde piksel tasarıma sahip bir roguelike RPG. Oyunun hikayesi İki arkadaşın bir adada mahsur kalması ve eve dönüş yolunu bulmak için adanın tüm tehlikelerine karşı koymalarını konu alıyor. The Way Home'un Steam versiyonunda bulunuyor ve aynı zamanda Google Play değerlendirmeleri gibi başarılı oylar almış. 2022 yılında Google Play Store tarafından en iyi indie oyunlar arasında gösterildi. Farklı karakterler arasında seçim yapabilir ve aynı şekilde hikayeli ilerleyişin keyfini çıkartabilirsiniz dostlar. Horizon Chase 2. İlk oyunun aksine mobil tarafta sadece Apple Arcade için yayınlanan bir oyun. Konsollarda ve PC'de oynamak mümkün ama Android oyuncuları maalesef oynayamıyor. Arcade tarzda gelişmiş retro yarış sunan Horizon Chase 2'de en büyük amacınız daha farklı araçlar elde etmek ve oyunun sunduğu tüm parkur ve modlarda yarışmak. Yani günün sonunda canınız sıkıldığında girip takılmak için ideal bir yapım. Geliştirilmiş retro tasarım bence oldukça iyi. İlk Horizon Chase oyunu Google Play Store'da var dostlar ama ikincisini gördükten sonra ilkine benim pek bakasım gelmedi. Siz isterseniz bir göz atın. Apple Arcade'den devam edelim. Samurai Jack'e göz atalım. Çocukluğumun çizgi filminin efsane hack and slash aksiyon RPG oyunu. Grafik tasarımı oldukça hoş ve kısa güzel bir deneyim sunması ise şahane. Android kullanıcıları Steam üzerinden oynayabilir. Apple kullanan şanslılar da Apple Arcade üzerinden deneyebilirler. Tek çizgide çok yan görev olmadan iyi bir ilerleyişi var. Android kullananlar üzüldü biliyorum ama merak etmeyin dostlar. Hani bundan sonraki oyunların hepsi Android'de de var. Maalesef Apple kullananların sayısı az olsa da adamlara bu oyunları söylemek zorundayım. Yani adam Apple kullanıyor diye onu dışlayamayız. Ama merak etmeyin, Android devam ediyor. Unreal Heroes'den devam edelim. Aksiyon platform oyunları arasında kesinlikle oynanması gereken yapımlardan. Farklı karakterleri kontrol edebiliyoruz ve aynı zamanda hafif bulmaca mekanikleri de var. Ama böyle çok can sıkmayacak tarzda. Gene grafik tasarımı güzel, hafif uzak doğu esintileri var. Aradığınız güzel zaman geçirtecek mekanikleri sağlam bir platform RPG ise Unreal Heroes uygun fiyatıyla ilk tercih edeceğiniz oyunlardan biri olabilir. OTR, uzun adıyla Off-Road Car Driving Game. Özünde her ne kadar off-road dinamikleri olan bir oyun olsa da bundan çok daha fazlası. Tam ve kesintisiz açık dünya deneyiminin yanı sıra türlü türlü araçla farklı görevlere katılabilirsiniz. Daha iyi araçlar ve haritanın daha farklı bölgelerinde oynamak için her oyunda olduğu gibi bu oyunda da görevleri yapmanız ve para kazanmanız lazım. Bence değeri çok bilinmeyen bir oyun, kesinlikle şansı hak ediyor. Benim en sevdiğim açık dünya mobil oyunlar arasında OTR net bir şekilde vardır dostlar. Hatta bu oyuna özel bir gameplay serisi bile yapılabilir.
İstiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Pascal Swager şimdilik Google Play Store'da yer alan hem görünüm hem evren hem de oynanış anlamında en iyi Souls-like 3 boyutlu RPG. Souls oyunlarına benzer karanlık bir evren, Geralt'a benzeyen ana bir karakter var ama daha sonradan farklı karakterlerle oynayabiliyorsunuz. Her karakterinde kendine has tasarımı ve mekanikleri bulunuyor. Doğruyu söylemek gerekirse ilk etaplarda kombat tarzına alışmak zor ama sonradan bir şekilde devam ediyor. Şu oyunun en sevemediğim yanı da bu kombat tarzı. Aşırı hantal, DLC paketler halinde genişlemeye devam ediyor ve mobilden sonra Steam için yayınlandı. Animus serisinin son oyunu Animus Revenant. Seride bir çığır açarak izometrik olarak tasarlandı. Bundan önceki oyunların hepsi tam 3 boyutlu. Ama merak etmeyin yine zorlu ve Souls-like dinamikleriyle donatılmış. Karanlık bir tema hakim ve kesinlikle ilk etaplarda insanı kanser ediyor. Bu kadar az popüler olmasının sebebi de bence bizim ülkemiz için tuzlu bir fiyat ile çıkış yapmış olması. Herkes oynamasını tavsiye ederim ama dediğim gibi bu fiyat çok tuzlu dostlar. İndirim olması beklenebilir. Forager, aynı Stardew Valley, Terraria gibi keşif ve bir nebze yaşam simülasyonu ama biraz daha zorlusu ve oynadıkça bazı şeyler kolaylaşmak yerine zorlaşabiliyor. Geçenlerde bir arkadaş Stardew Valley benzeri bir oyun sormuştu. Bence buna göz atabilir. Kendisi buraya kadar sarmadan izlediyse şanslı. Yine Steam versiyonunda bulunan Forager genel olarak beğenilse de birçok kişi oyunu zor bulduğu için şikayetçi. Yani şu tatlı görünümün ardında zorlu bir roguelike RPG yatıyor. Ben bu videoyu çekerken fiyatı 40 küsürdü dostlar ama yüksek ihtimal indirim bitmiştir ve 70-80 liraya çıkmış olabilir. Artık öyle bir durum varsa şansınıza küsün. Punishing Gryraven. Daha öncelerde de önerdiğim ama bir türlü dikkatinizi çekmeyen bir oyun. Sıfır optimizasyon problemi, monotonluktan uzak ve farklı kombat tarzı var diyorum. Hala RPG severlerin dikkatini çekemiyorum. Şu oyun Honkai Impact 3RD kadar değer görmüyor. Gacha sistemiyle farklı özelliklere sahip kahramanlardan takım oluşturup dünyayı karanlığa boğan yaratıklara ve düşmanlara karşı savaşıyoruz. Sürekli güncel tutuluyor ve bu firma çok daha iyi işlere imza atacak. Hatta Genshin Impact'te rakip yakında Wuthering Waves isminde bir açık dünya aksiyon RPG oyunu çıkartacak. 10 numarada 10 numara oyun Dismantle. Sırf 10 numara diyebilmek için bu oyunu 10 numaraya aldım. Ama gerçekten de öyle. PC'den mobile port edildi ve fiyatı sunduğu oynanış süresi ve özelliklerine göre çok uygun. Türkçe dil desteği bile var. Yani daha ne olsun? Oğlum alın oynayın. Uzun saatler kafa yormalık açık dünya sandbox hayatta kalma oyunu. Elinizde levye ile önünüze gelen her şeyi parçalayıp büyük bir dünyada hayatta kalmak için kendi yaşam alanlarınızı inşa edebilirsiniz. Tabii tehlikeli zombiler ve farklı tehditlerle de bu kıyamet sonrası dünyada mücadele edeceksiniz. Scorchbringer, piksel ve renkli tasarımıyla ön plana çıkan 2D roguelite bir oyun. PC'den mobile port edildi ve zorlu oyun anlayışını seven RPG tutkunları için oldukça ideal. İlk etapta ben zorlandığım için oyunu bir salmıştım ama sonra bir gayret edip başlayıp aşırı hoşuma gitmişti. Zor bir oyun kesinlikle kabul ediyorum dostlar ama bu oyunda bir şey başarınca ekstra mutlu oluyorsunuz. Sırf o yüzden oynamaya devam edebilirsiniz. Fiyatı biraz tuzlu. PC varsa Steam fiyatı daha ucuz. Oradan oynayın. İndirim yakalarsanız mobilden Gamepad ile de güzel bir deneyim veriyor. Hack, keşif ve aksiyon platform dinamiklerini bir arada sunan enfes bir yapım. Atmosfer ve genel tasarım oldukça başarılı. Normal versiyonu demo olarak oynadıktan sonra bir kerelik satın alım yapmanız gerekiyor. Ayrıca oyunun reklamlı versiyonu ve Oppo kullanıcılarına özel bir versiyonu daha var. Bana biraz zor geldi ama alışınca kesinlikle kayda değer bir oyun haline dönüşüyor. Birçok kişi oyun açılmıyor demiş, ben bir sorun yaşamadım. Ayrıca oyun sonradan para istiyor diye düşük puan verenler de var, haberiniz olsun. Forlorn Sails, uzun süredir piyasada olan ve PC'den mobile port edilen atmosferik güzel bir platform oyunu. Ama alışık olduğunuz platform oyunları gibi değil, daha keşif ve dinlendirici odaklı. Kaybolan bir medeniyetin kalıntılarını geminiz ile beraber keşfediyorsunuz. Kıyamet sonrası simülasyon odaklı bir oyun arayanlar şans verebilir, bence fiyatı da uygun. Bladed Fury, yüksek tempolu aksiyon odaklı Metroidvania tarzı bir RPG. Genel tasarım, animasyonlar ve kombat tarzı kesinlikle kayda değer. PC'den mobile port edilen bir oyun ve telefonlarda gamepad uyumlu sorunsuz çalışıyor. Asya kültüründen esintileri bol bol görebilirsiniz ve bu oyunu diğer oyunlardan ayıran güzel bir yetenek ve silah sistemi var. Fiyatı da günümüze göre uygun. Fury Unleashed, çok iyi ve eğlenceli bir oyun ama bu fiyata değmez. Hani varsa paranızı alın pişman olmazsınız. Özellikle gamepad ile oynaması çok daha zevkli ama 92 TL. Tek başınıza oynayabilir ya da 2 kişiye kadar çok oyunculu da oynamanız mümkün. Farklı silahlar ve karakterler ile karşınıza gelen tüm düşmanları yok etmeniz en büyük amacı
ihtiyacınız. Güzel, modern bir piksel tasarımı ve görsel dizaynı var. Shooter bir oyuna göre sürekli değişen güzel bir combo sistemi eklemişler. Kesinlikle başarılı. Monster Pocket Edition. İsminden de anlayabileceğiniz gibi mobile özel uyarlanan bir oyun. PC ve konsol tarafında seveni çok fazla ama mobil tarafta o kadar popüler değil. Farklı tasarımı, güzel müzikleri ve hayatta kalma dinamikleriyle iyi bir açık dünya deneyimi sunuyor. Bilim ve sihrin birleştiği ilginç bir evren. The Pathless, Apple Arcade, konsol ve bilgisayar için yayınlanan enfes atmosferik bir parkur nişancı oyunu. Bu arada videonun başında ilk önerdiğim Apple Arcade oyunlarından sonra bundan sonraki tüm oyunlar Android oyunları demiştim dostlar ama üzgünüm, bu gerçekten gözümden kaçmış. Yapacak bir şey yok. Ama olsun, Apple kullanıcılarının belki dikkatini çekmemiştir. Oyunda bir avcı rolündeyiz ve en yakın arkadaşımız keskin gözleri olan bir yırtıcı kuş. Çok hızlı oynanış dinamikleri olan ama müzikleriyle, atmosferiyle insanı rahatlatan bir yapım. My Time at Portia. Çok severek oynadığım simülasyon türünde açık dünya RPG. Mobile en iyi port edilen oyunlardan biri. Stardew Valley tarzı desem birçoğunuz anlar. Oyunda kendi yaşamınızı planlayabilirsiniz. NPC'lerle dostluk kurabilir ve hatta zindan zindan gezip canavarların peşinden koşturabilirsiniz. Uzun bir oyun süresi sunuyor ve açık dünya. Fiyatı bence bu tarz bir oyuna göre oldukça uygun dostlar. Stardew gibi 2D oyunları sevmiyorsanız 3 boyutlu seçeneğiyle My Time at Portia tam size göre olabilir. Yerli yapım gururumuz Odmar. En zevkli platform oyunlarından, kabilesinden dışlanan ve Valhalla'da yer edinmek için uğraşan Odmar isimli genç Viking olarak oynuyoruz. Ayrıca fizik engelli platform dizaynı sayesinde sıkılmadan oyunu tamamlamanız mümkün. Acilen oyunun firmasının bu tarz oyunlar yapmaya devam etmesi lazım. Bizi bu kaliteden mahrum bırakmasınlar. Son oyuna geçmeden önce dostlar, sizden ufak bir ricam var. Buraya kadar videoyu izledik. Hala beğenmediyseniz artık bir oyun kaldı. Görüşleriniz az çok oturmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz nedenini yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Ve 200 bin abone yolculuğumda bana destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Ve unutmayın, beni ilk defa bu videoda izliyorsanız, ben mobil oyunlarla ilgili çok fazla video hazırladım. Kanalımda 1000'den fazla liste videoları, gameplay videoları, shorts videoları, incelemeler, her şey mevcut. Mobil oyunlara ilgiliysen aradığın o güzel oyunu bulabilirsin. Hatta Discord sunucumuz da var, açıklamalar kısmına bırakıyorum. Arkadaş edinmek ve sohbet edebilmek için katılabilirsin. 20. oyunumuz Dead Cells. Özellikle Gamepad ile oynarsanız daha fazla zevk alacağınızı düşünüyorum. DLC paketler halinde sürekli gelişmeye devam ediyor ve kesinlikle Metroidvania ile roguelike dinamikleri en iyi birleştiren oyun. Farklı türlerde silahlar, çeşitli yetenekler ve iyi dizayn edilmiş düşmanlarla uzun saatler oynayabileceğiniz en kaliteli oyunlardan. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Bu oyunların hepsini oynadım ama gelin size en zevk aldıklarımı söyleyeyim. Dead Cells, The Way Home, Unreal Heroes, OTR, Punishing Gryraven, Dismantle, Bladed Free, My Time at Portia, Odmar favorilerim. Sizin favorileriniz neler? Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. 50 bin aboneye hazırladığım videoları da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka göz atın, pişman olursunuz. Çok fazla oyun önerdim. Ve bu serinin daha hızlı gelmesi için ne yapıyoruz? Beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.